Selma annenin boynundaki anahtarı alıp öyle çıktı oradan. Annen de istese aynı anahtarla kapıyı açar çıkardı. Ama çıkmak istemedi. Neden çıkmadı? Demek ki orada ölmek istedi. Yalan söylüyorsun. Ben senin neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Seninle aynı kanı taşıyorum. Annemi gizli geçide kapattın. Onu ölüme terk ettin. Sonra anahtarı boynuna astın. Kimse senden şüphelenmesin diye. Annemi sen öldürdün. Bırak yakamı. Annemi sen öldürdün değil mi? Beyim. Annemi sen öldürdün. Yapmayın. Beyim yapmayın. Bırak. Gerçek dediğim gibi anneni ben öldürmedim. Ama sen neye inanmak istiyorsan ona inan. Tabak yok. Hem zaten bu gidişle daha çok kırılır. Şu kendi evimize bir geçsek ya. Seyit. Kolay gelsin. Eyvallah. Yardım lazım mı? Yok sağ ol. Bitti sayılır. Soba için odun kesiyordum. Geldin. Eyvallah. Nasıl? Kolay bulabildin mi? Buraları biliyorum zaten. Zor olmadı. Seyit, bu işle ilgili konuştuyduk ya. Hı. Ben Vedat Usta ile konuştum. Seni yarın inşaata bekliyor. Konuşursunuz. İşe alacak yani seni. Al bu da kartı. Çok sağ ol Erdal. Hakkını ödeyemem. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Sen iyi görünmüyorsun yalnız. Bir şey mi oldu? Ben Kapadokya'ya gidiyorum Seyit. Neden? Sobayı tutuşturayım ısındırız şimdi. Çay dedemini verdi. Hadi geçin sofraya. Kızım sen de. Yok. Çok sağ olun. İçim almıyor. Rüyda kızım gel sen de hadi.